dört parçaya bölünmüş Kürdistan'ın her bir parçasının kendisine özgü gerçekleri ve dinamikleri vardır. Yani bu ilişkiler çerçevesinde meseleye baktığımızda Başur Kürdistan'ının 30 yıllık, yaklaşık olarak 30 yıldır kendisi özelinde oluşturmuş olduğu bir yönetim ve bu yönetimin gerek dünyayla gerekse bölge ülkeleriyle farklı ilişkileri vardır. Doğası gereği ilişkiler bazen de çıkarlar üzerinden oluşur, gerçekleşir. Kürt meselesi o kadar gerçek bir mesele ki sonuçta bir parçada meydana gelen bir gelişme, olumlu ya da olumsuz bir gelişme diğer parçayı doğal olarak etkiliyor. Yani bugün başvurdaki bir gelişme, bir olay ya da meydana gelen bir sıkıntı doğal olarak Bakır'ı da etkiliyor. Ama tabii her bir parçanın kendi doğasına uygun bir şekilde davranmasının beraberinde getirdiği aynı zamanda sıkıntılardır bunlar. Ama tabii öyle bir süreçten de geçiyoruz ki sonuçta 21. yüzyılın başında Kürtler dört parçada da, ama tabii birincil olarak Başur, bugün belki son yıllarda elde ettiği ciddi kazanımlarla Rojava, bu kazanım ve diğer parçalardakilerle birlikte sonuçta 21. yüzyılın başında Kürt kazanımları çok büyüktür. Yani geçmiş dönemlere kıyasladığımızda. Tabii bu kazanımlara, yani bu bölgelerin özel durumları ne olursa olsun yaptıkları ve yapacakları bütün davranışlarında bütünlüklü Kürt kazanımlarını göz önünde bulundurmak durumundadırlar. Yani bir parçanın nispeten diğerlerine göre daha ileride oluyor olması, onun ilişkilerini kurarken Kürtlerin temel kazanımlarını göz ardı edebilir manası çıkmıyor, çıkmamalıdır. Belki Başur üzerinde son dönemlerde meydana gelen meselelerde asıl sorun burada. Yani belki bu konuda kısmen Başur yönetimine bir eleştiride bulunabilir. Adımlarınızı atarken, politikalarınızı oluştururken ya da ilişkilerinizi kurarken ne olursa olsun elbette ki bölgenin kendine özel durumları söz konusudur. Ama bunun üstünde Kürtlerin kazanımları ve geleceği bir parçanın kazanımlarından çok çok daha önemlidir. Ne olursa olsun buna dikkat etmeli. Elbette ki öteden beri KDP'nin Türkiye ile ilişkileri iyidir. Nasıl ki işte Yeneken'in İran'la ilişkileri daha yoğundu. KDP'nin de Türkiye ile ilişkileri bu manada hem ticari ilişkileri hem siyasi ilişkileri daha yoğundur. Bu ilişki geliştirmek ve bu ilişkiler üzerinden kendini var etmek de doğal bir yaklaşımdır. Ama biraz önce de söylediğim gibi sonuçta ilişki kurarken Kürtlerin temel kazanımlarını nerede olursa olsun kurulacak bir ilişkinin Kürtlerin kazanımlarına ya da geleceğine zarar verecekse bir parçanın kazanımına göre sadece bir parçanın kazanımına göre ilişki geliştirmenin Kürtlere vereceği zararları göz önünde bulundurarak doğru görmüyoruz esasla. Tabii ulusal birlik uzun zamandır Kürtler arasında konuşulan bir konu. Ulusal birliğin Kürtler açısından önemini defalarca belki artık hani bir şeye de dönüştü. Defalarca vurguladık. Bundan sonrası için de önemli diyoruz. Belki de Kürtler açısından şu anda en önemli şey belli ilkeler ve belli stratejiler etrafında oluşturulacak ulusal birlik meselesidir. Bunun belki geçmişte, yakın tarihimizde ulusal birliğin sağlanmamasının Kürtlere verdiği zararları da çokça da gördük. Yani işte belki 2012-2013'ten sonra sonuçta Kürtlerin kayıpları çok. Yani mesela bir Kerkük'ün kaybı, bir Afrin'in kaybı ya da işte buna benzer belli zeminlerde Kürtlerin politik alanlarda ciddi kayıpları söz konusu. Bunun temel sebebi Kürtlerin belli ilkeler etrafında belli bir stratejiye uygun bir şekilde oluşturamadıkları ulusal birlik meselesidir. Bizce ulusal birliğin esas anlamıyla esas zemininde tartışılıp konuşulup bir zemine oturtulması gerekiyor. Oluşan olumsuzluklar, yani 2017-25 Eylül referandumu bütün dünyanın kabul ettiği yöntemle, yani demokratik yöntemle Başur Kürtlerinin bir irade beyanı söz konusu.
bu irade beyanına rağmen, meşruiyetine rağmen, usulen ve esastan meşruiyetine rağmen, esasta Türkiye'nin ve beraberinde bölge muhatap devletlerin, yani İran, Irak, işte bir yere kadar Suriye'nin bu referanduma nasıl bir tepki gösterdiğini hepimiz gördük. Kesinlikle, yani bu mesele Kürtlerin 21. yüzyılında bir kırılma noktasıdır. 25 Eylül 2017 referandumuna bölge devletlerinin karşı koyuşu ve karşı koyma tarzı. Bu Kürtlere şu bilinci bizce vermeli. Ne olursa olsun sonuçta dört parça Kürdistan'daki olumlu gelişmelerin tamamı bölgeyle ülkeleri açısından bir tehdit algılamasıdır ve buna karşı en sert şekilde tepki göstereceklerinin bir resmidir 25 Eylül referandumu. Bunu en başta başurun görmesi gerekir. Yani sonuçta demokratik bir yöntemle halkın iradesinin sandıktan çıkan haline bölge ülkeleri hiç demokratik bir tarzla, hiç böyle diplomatik bir tarz değil, tam da merkeze silahı ve askeri yöntemi koyan bir tarzla karşı koydular. Bu açıdan bu mesele bu kadar önemliyken Kürtlerin kendi arasında belki var olan bazı sorunları derinleştirme, bunu bir krize dönüştürme, dahası bunu kendi içinde bir çatışmaya dönüştürme hakları yoktur. Ne olursa olsun Kürtler artık kendi aralarında var olan sıkıntıları ulusal birlik bilinciyle, sonuçta çevredeki bütün iktidar devletlerin baskısıyla birlikte baskısı varken ortada Kürtler birbirlerine zarar veremezler, vermemelidirler. Yani Kürt kazanımları kolay elde edilmiş kazanımlar değildir. Hepiniz dikkat ettiniz, 10 gün önce Nevruz kutlandığında Türkiye'de özellikle güvenlik politikalarıyla Nevruz'a nasıl yaklaşıldığını gördük. Yani geleneksel kıyafetlerle insanların Nevruz'a alınmadığını gördük. Yani bunlar hepsi, bunların tamamı Kürtlere şu bilinci vermeli. Ulusal birlik temelinde Kürtlerin herhangi bir parçasındaki kazanımların Kürtlerin bütün kazanımları olduğu bilinci, gelecek zararın da aslında bütün Kürtlere gelecek bir zarar olduğu anlaşılmalı, bilinmeli. Bunun dışında hiç, yani Kürtlerin tahammülünün olmadığı başka bir alan, Kürtlerin bölgesel ya da örgütsel, partisel çıkarlar üzerinden karşı karşıya gelme meselesi. Kürtlerin hiçbir parçada buna tahammülü yoktur, olmamalıdır da zaten. Ha, bu açıdan tabii ki Kürtler arasında belli zeminlerde bazı meseleler, sıkıntılar vardır. Fakat bu sıkıntıların derinleştirilmemesi, bu sıkıntılar üzerinden Kürtlerin karşıya karşıya gelmemesi 21. yüzyılda geldiğimiz aşamada Kürtlerin kazanımlarını topyekun korumanın en temel taşıdır. Bunun böyle anlaşılması lazım. Bugün dünyanın çok ciddi bir kesiminde Kürdistan özerk yönetiminin bir meşruiyeti vardır, ilişkileri vardır. Bu ticaridir, siyasidir, diplomatiktir, sosyaldır ya da kültüreldir, ilişkileri olmalı. Fakat bu ilişkileri kurarken hassas olan bazı dengeleri de KDP yönetiminin gözetmesi gerekiyor. Sadece KDP yönetimi değil, bütün Kürt güçlerinin bu hassas dengeleri gözetmesi gerekiyor. Bu açıdan yani KDP yönetimine yönelik elbette ki uyarılması gereken konular vardır. Elbette ki dikkat edilmesi gereken konular vardır. Kaldı ki bunu belli bir bölgenin yönetimini elinde bulunduran bir gücün, hele bir Kürt gücün ilişkilerini kurarken, yani buna esastan dikkat etmesi ve Kürt kazanımlarını bütün partisel ve bölgesel çıkarlarını önüne koyması gerektiği noktasında bir uyarıyı sizin vasıtanızla da yapıyoruz.